Cenab-ı Allah e, Mekke fethinden sonra Mekke'deki müşriklere, Ceziratul Arap'taki müşriklere kısa bir müddet belirtiyor ve e, bu müddetin sonunda buralara bir daha giremezsiniz diye ultimatom veriliyor. Bazı alimlerimiz buradan hareketle e, iman etmemiş olanların, camilere giremeyeceğini söylüyorlar. Çünkü e, mümin olmayanlar manevi pislik taşıyorlardır. Küfür pisliği taşıyorlardır. Camiler ise temiz mekanlardır. Buralara temiz olanların dışında kimse giremez. Hatta biliyorsunuz eğer bir adam e, cünüp olsa, büyük abdest alması gerekse camiye girmesi doğru değil. Yine bir e, kadın muayyen zamanlarında camiye girmesi, vaaz dinlemek için de girmesi doğru bir şey değil. Camiye girmek için temiz olmak lazım, temizlenmek lazım, maddi manevi kirlerden temizlenmek lazım. Fakat bir taraftan da e, camilerimiz özellikle de ihlasla inşa edilmiş, takva ile inşa edilmiş, helal parayla inşa edilmiş. Şimdi en helal para ganimet parasıdır. Yani Allah için yaptığınız cihattan düşmandan elde ettiğiniz ganimetler en helal paradır. Niye? E çünkü ne kadar risk varsa o kadar kazanç helal veya o kadar temizdir. E cihatta risk büyük canını ortaya koyuyorsun, malını ortaya koyuyorsun, büyük bir riskle cihada katılıyorsun. Eğer ee, vefat ederse şehit olursa bir Gazi mücahit onun mükafatı ahirette artık hesapsız kitapsız. Ama e, Gazi olur da mücahit e, hayatını devam ettirirse e, dünyada da kazandığı bir ganimet var. Bu ganimet en helal mal olarak değerlendiriliyor. Nitekim e, son cihat Devleti diyelim, Osmanlı e, sultanları genelde savaşlardan sonra kendi paylarına düşen ganimetlerden bu büyük camileri inşa etmişler. İçeriye girdiğinizde hakikaten bir manevi atmosfer sizi kaplıyor. E, o içerinin ruh hali insanlara etki ediyor. Cenab-ı Allah birinin imanını nasip etmişse, bu camideki atmosfer onun imanına vesile olabiliyor. Binaenaleyh edebine, adabına uygun olmak suretiyle, namaz vakitleri haricinde namaz kılanları rahatsız etmeyecek bir şekilde, rehberler eşliğinde, üstü başı örtülü olarak, turistlerin imana gelmeleri niyetiyle camileri ziyaretlerine müsaade edilebilir. Biz, Ümid ederiz, dua ederiz ki Cenab-ı Allah iman lütfeder, bu vesileyle iman nimetine onlar da ermiş olurlar.